Neden böyle olduğunu biz de anlamıyoruz. Aslında diyeceğim çok şeyler var da. Şu andaki iktidara herkesin yardımcı olması gerekiyor. Bir başka iktidara da bizlerin yardımcı olmamız gerekiyor. Ha, bu kadar da yalan olmaz yani. Geçtiğimiz günlerde 5 tane zincir markete fahiş fiyat nedeniyle ceza yazıldı. Bizler de Laf Sokaklı ekip olarak vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Öncelikle evet fiyatlar geldi tekrar ama kurumlarda şikayette bulundu. Denetlenmesi, denetleme mekanizması olması güzel bir şey. Umarım diğer marketler de bu şekilde davranmaz. Denetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Peki ya sizce fahiş fiyatların sebebi marketler mi? İşte bunu araştırması lazım çünkü marketler mi, aracı kurumlar mı yoksa üretimin maliyetinin bu kadar olması mı araştırması lazım. Sizler marketlerde alışveriş yaparken hiç fahiş bir fiyatta karşılaştınız mı? Evet karşılaştık. Aynı kurumda olmasına rağmen yani aynı markette yan yana olmasına rağmen fiyat farkında %70 fark eden farklılıklar gördüm. Vallahi çok zamla alakalı çok şeyler söyleyeceğiz aslında ama şu an için ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Biraz önce zaten baktığınızda da söyledik aynı şeyleri. Acayip her şey bir anda zam geliyor. Neden böyle olduğunu biz de anlamıyoruz. Mesela bu hani durumu olmayan insanları çok sarsıyor. Bu bizleri çok üzüyor. Hani bunun açısından en azından hani buna bir çözüm üretebilirler değil mi? Peki ya sizce fahiş fiyatların sebebi marketler mi? Marketler tabii ki. Bir anda zam geliyor. Sabaha bakıyorsunuz etiketler değişiyor mesela. Şaşırıyoruz. Aslında diyeceğim çok şeyler var da onu demeyeyim artık. Sistemin marketleri bunlar ya. Yani ben ona da inanmıyorum. O cezalara falan da inanmıyorum. Peki ya sizce fahiş fiyatların sebebi marketler mi? Marketler değil işte.